Meslek yasamız hala 32 yıl önceki halini korumaktadır. Bu haliyle yasamız zamanın ve yaşamın oldukça gerisinde kalmıştır. Mesleğin dinamiklerine yönelik yapılan değişiklikler, yenilikler, amiyane tabirle yamalar mesleğin icrasına katkı sağlayamamaktadır. Artık yeter diyor, bu yasayı kabul etmiyoruz. Aslında bugüne uygun mesleki tanımların yeniden yapıldığı istiyoruz. Bizler yasa istiyoruz. Biz meslek mensupları ileri muhasebe teknikleri, finansal analiz, denetim raporlama ve en önemlisi uluslararası finansal raporlama standartları gibi mesleğimizi ve bizi, ülkemizi ileriye taşıyacak muhasebe bilimi konusunda uzmanlaşmak, yasada tanımlı olan mali müşavirlik faaliyetini tam anlamıyla icra etmek istiyoruz. Ancak kurumların dayatmaya çalıştığı angaryalarla boğuşmaktan, ceza tehdidi altında sürekli iş yetiştirmeye çalışmaktan, mükellef ve kurumlar arasında arabuluculuk yapmaktan, idarenin ve kurumların düzgün çalışmayan interaktif uygulamalarından buna fırsat bulamamaktayız. Mesleki sorunlarımızın çözüm merkezi olması gereken üst birliğimiz TÜRMOB tam bir vesayet altında yönetilmektedir. Yaklaşık 115 bin serbest muhasebeci ve mali müşavir 9 kişilik yönetimde 4 kişiyle temsil edilirken 4800 yeminli mali müşavir 5 kişiyle temsil edilmektedir. Bu yetmezmiş gibi TÜRMOB genel başkanının yeminli mali müşavir olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kabul etmiyor, meslek yasamızın demokratikleşmesini ve temsilde adalet istiyoruz. Yaşadığımız sorunların birçoğunun esas kaynağını bu temsil sorunu oluşturmaktadır. Üst birliğimiz mevcut yapısıyla bizlerin hak ve çıkarlarını korumaktan ve mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışan 115 bin meslek mensubunun yaşadığı sorunlardan iyice uzaklaşmış durumdadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsünün ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren ara vermeden çalışan işletmeler, kurumlar ve mükelleflerle sürekli temasta bulunan, bir gecede çıkarılan kanunları ertesi gün uygulamaya başlayan biz mali müşavirler ve çalışanları maalesef salgınla mücadelede ciddi kayıplar verdik. Ne yazık ki her geçen gün artan kayıplarımız sebebiyle pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek gruplarından biri oldu. Verdiğimiz kayıplar adına çok üzgünüz. Yaşamını yitiren meslek mensuplarımızı zahmetle anlıyoruz. Sürekli artan iş yükü, angaryalar, haksız rekabet ortamı ve cezalar mesleği yapılabilir olmaktan çıkarmıştır. İş ve işlemlerin belirlenen zamanda tamamlanmasını beklemektedir. Kayıt dışılığın çok yüksek olduğu ülkemizde yürütülen politikalar bu duruma daha çok çanak tutmaktadır. Cezalar üstümüze sallandırılıyor. Bunun yanında torba yasalarla emeğiyle çalışıp üreten ve vergisini düzenli ödeyen yüz binlerce esnaf adeta cezalandırılırken bu yasalardan en çok yararlanan büyük sermaye şirketleri ödüllendirilmektedir. Ayrıca bu uygulamalar ile mükellefler ödevlerini eksik ya da yanlış yapmaya özendirilmektedir. Bizler vergi adaleti ile birlikte etkin bir denetim sistemi kurulmasını, yapılandırma ve matrı artırma uygulamalarının son bulmasını istiyoruz. Geldiğimiz noktada sorunlarımız saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bizleri angaryalara boğan ve çıkardığı yasalarda muhatap almayan, bir dizi maliyeti de sırtımıza yükleyen idari anlayışa karşıyız. Bu çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının TÜRMOB ya da odalar tarafından teminat altına almasını istiyoruz. KOSGEB desteklerinden, esnaf ve işletmelere sağlanan kredi desteklerinden, teşviklerden faydalanmak istiyoruz. Güney Yılmaz. Bir kez değiştirildi. Bu değişiklikte bildiğiniz gibi oda başkanlarının görev süresinin sınırlandırılması ile ilgiliydi sadece. Yapılan değişiklik var olan antidemokratik yasayı daha da antidemokratik hale getirmiştir. Onun dışında herhangi bir değişiklik de yapılmadı. Bu önemli çünkü mali müşavir odaları dışında hiçbir odada iki dönem kuralı uygulanmıyor. Siyasette iki dönem kuralı uygulanmıyor. Ülkemizin hiçbir alanda iki dönem kuralı uygulanmazken mali müşavirlerde iki dönem kuralı uygulanıyor.
Bunun yanı sıra meslek yasamız 5'e 4 sistemiyle yönetilmektedir. Azınlığın büyük bir çoğunluğu yönettiği bir üst birliğe sahibiz. Ve yasa bu haliyle birlikte yeterince antidemokratik bir şekildedir. Dolayısıyla bugünkü en önemli ve tek talebimiz 3568 sayılı yasamızın bir an evvel değiştirilmesi, demokratik hale dönüştürülmesi, temsilde adaletin sağlanması ve günün koşullarına uygun hale getirilmesidir. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde meslek grupları içerisinde en fazla kayıp veren meslek örgütlerinden biriyiz. İlk 5. sırada yer alıyoruz. Sadece Adana odamızda bir dönem başkanlık yapan oda başkanımız da dahil 4 meslektaşımızı kaybettik. Bu dönem bütün yasaklardan muaf tutulduk. Muaf tutulmamız elbette bir lütuf değil, yaptığımız işlerin bir gereğiydi. Kamu finansmanını sağlayan bizleriz. Vergiyi hesaplayan, vergiyi büyük oranda toplayan ve ödenmesini sağlayan bizleriz. Bütün pandemi döneminde hükümetin açıkladığı her türlü desteği fiilen yapan, gerçekleştiren bizleriz. Dolayısıyla kamu finansmanı ve diğer ekonomik alanlarda bizler olmadan hiçbir iş yürümemekte. Bunda 1,5 yıl boyunca yasaklardan muaf olmamızdan zaten net olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız iş bir dizi diğer kamu işleri yanı sıra çok önemli bir yer tutmaktadır. Hatta gelinen aşamada öyle bir niteliğe büründük ki vergi dairelerinden daha fazla çalışan, vergi dairelerinden daha fazla üreten ve vergi dairelerinin fonksiyonundan daha fazla fonksiyonu yerine getiren bir meslek örgütü haline dönüştük. Dolayısıyla talebimiz gayet açıktır. Madem bu kadar işi biz yapıyoruz, o zaman bunun karşılığı olan da bir an evvel verilmelidir. Ki en basit talep olarak bir kere yasa hemen değiştirilmelidir. Demokratik hale getirilmelidir. Destek ve teşviklerde hiçbir zaman mali müşahidler yer almadı. Bu süreçte bu desteklere çok fazla ihtiyaç olduğunu bilmekteyiz. KDV'nin indirilmesi gerekmektedir. Yine tahsil ve tahakkuk esasındaki cezalandırılma uygulamamız bir an evvel değiştirilmelidir. Odalarımız diğer bütün odalarla kıyaslanmayacak derecede de yine kendi finansmanını sağlaması yönünden zor duruma getirilmiştir. Yine bu konuda bildiğiniz gibi bütün odaların yan gelirleri, ek gelirleri varken bizim aidat gelirlerimiz sınırlandırılmış, odaların aidat geliri çok cüzi bir miktara getirilmiş ve güçsüzleştirilmiştir. Şu anda Türkiye'deki bütün odalar ve üst birliğimiz dahil maddi sorunlarla da boğuşmaktadır. Dolayısıyla maddi sorunlarla boğuşan odaların evet, gerektiği kadar da iş üretebilmesi, bir şeyler yapabilmesinin önü alınmıştır. Ama buna rağmen bugün de gördüğünüz gibi tüm Türkiye'de odalarımız gerekli açıklamaları yapmakta, pandemi döneminde gerekli mücadelelerini vermekte ve bundan sonra da bu mücadeleyi vermeye devam edecektir. Bir şey daha, bildiğiniz üzere uzun yıllardır muhasebe haftası Mart ayında, Mart ayının başında kutlanmaktadır. Her mesleğin en önemli günü mesleğin doğum günüdür. Dolayısıyla 13 Haziran, bundan sonra da bu uygulamayı değiştirerek 13 Haziran'ı Mali Müşahirler Günü ve bu haftayı da Mali Müşahirler Haftası olarak kutlamaya başlayacağız. Mart ayını vergi haftası olarak kutlamaya devam edebiliriz. Bütün meslektaşlarımdan ve basından katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğimizi ve bu mücadelenin içerisinde her zaman yer alacağımızı açıklamak istiyorum.